Arkadaşlar merhaba. Cafer ile Cafer Mufan'a hoş geldiniz. Cafer'cim bugün bize ne yapacaksın? Bugün menümüzde çok güzel bir pasta mı desem, börek mi desem, hepimizin çocukluğunda çok sevdiği böyle çikolatalı olur, meyveli olur, üzeri böyle şekerli bir milföy hamurundan pasta börek tarzında çok sevdiğimiz bir şey. Bundan yapacağım. Kısaca bu lezzetin ismine parmaklarınızı yedirtecek lezzet O diyebiliriz. zaman bir Veyahut da isim koyalım Ne diyebiliriz? Cafer'cim. Meyve bombası da diyebiliriz. Aynen, meyve bombası, muz bombası. Olabilir. Tamam. Olabilir. Başlayalım. Başlayalım Cafer'cim. Başlayalım güzel kardeşim. Şimdi ben önceden şöyle muzları ayarladım. Muzun kes Şu şeklini şekilde. göster. Küp küp Şu küp şeklinde. küp şeklinde doğradım. Şimdi milföy hamurumuzu şöyle Şöyle. Evet. Ne yapacağım biraz geri mesela? çeker misin kamerayı? Şöyle milföy hamurumuzu tabağa kenara aldım. Milföy hamurumuzu masama aldım. Şöyle. Şimdi muzları olduğunuz şekilde muzları düzüyoruz. Şöyle. Cafer'cim buna çikolata falan ekleyebilir misin? Çikolata da olabilir veyahut da çilek de olabilir. Daha farklı lezzetler de yakalayabilirsiniz bu tarif üzerinden. Kapatma işlemine geçebiliriz. Şu şekilde şu yanlardan. Şöyle yukarıdan göstereyim Cafer'cim. Tabii ki yukarıdan al kameradan. Şöyle kapatma işlemini yapıyoruz. Evet. Kapatma işlemini yaptıktan sonra kaldıracağız. Şöyle ters çevirdim. Daha sonra bıçağımız ile milföy hamurumuzu şöyle görmüş olduğunuz gibi dürüm şekline getirdik. Daha sonra üzerlerine şöyle bıçak veya jilet yardımı ile şu şekilde küçük küçük çizikler atıyoruz. Çizikler atmasının sebebi ne Cafer'cim? Yani şimdi Ben milföy hamuru şöyle açılacak. Pişerken sıcağı gördüğünde güzel bir şekil görüntü alması için şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çizikler atıyoruz ve daha sonra yapışmasın diye şöyle eski jelatinle alıyorum. Hepsini tek tek bu şekilde hazırladıktan sonra 150 derece veya 170 derece fırında yaklaşık olarak 10 dakika pişecek. Kabardıktan sonra sunuma hazır olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tepsimize düzdük. Meyve bombalarımızı fırına veriyoruz. Fırın 170-150 derece arasında yaklaşık olarak 15 dakika kadar piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Piştikten sonra sunum aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar böreğimiz hazır. Şöyle göstereyim size. Üzerine ekstra olarak çay şekeri döktüm. İçerisini de size göstereyim. Şöyle arkadaşlar. İçerisinde muzlar da hafiften erimiş. Afiyet olsun şimdiden. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. herkese afiyet olsun. Sağlıklı günler diliyoruz arkadaşlar.